Şimdi yani, Seren Serengil'i sadece az solist deyip geçmeyip bak kadın bir ayla günler önce aşk patlattı. Sadece hangisi? O biliyordu. Hangisi? Hangisi acaba? Benim söylediğim Aleyna Tilki mevzusu. Senin söylediğin mi? Evet. İlk bunu söylerken söyledim. Hiç de yüzün kızarmıyor. Tilki. Ay, Aleyna Tilki'nin böyle tırım tırım sakladığı aşkını. Peki dansçısı mıymış? Bakalım kimmiş? Seren Serengil bulmuştu. Buyurun. Olay, olay, olay. Aleyna sır gibi sakladığı sevgilisiyle sosyal medyada aşkını duyurdu. Yorumcumuz Seren Serengil'in Tilki'nin sevgilisini bacağındaki haç dövmesinden tanıması üzerine duyurduğu aşk. Haç işareti var bacağında falan böyle. Sen oradan tanıdın. Tabii benden kaçar mı ya? Magazin gündemini sarsmıştı. Söylemezsem olmaz yine yanılmadı. Aleyna Tilki paylaşımıyla... Aklı çıkardı. İlişkileri ne zaman başladı? Uzi planlı bir reklam ilişkisi miydi? Aleyna Tilki felsefik sözleri yarı çıplak oynadığı klipleri ve sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla olay olan Tilki aşk hayatıyla anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rapçi Uzi ile adı anılan Tilki annesi Hava Üssel'den veto yemiş ilişkisini bitirmişti. Beraber bir gün iş yaparız belki bir şey olur yani aramızda bir arkadaşlık var. Ben de kutladım bir de gerçekten çok gerçek bir insan olduğunu düşünüyorum. Yok ya yani hani çok öyle dedikodu oluyor gerçekten ama öyle bir şey yok. Hemen ardından babası yaşında Haldun Demirhisar'la görüntülenmiş. Evet Aleyna Hanım. Merhaba efendim. Siz merhaba. Aleyna Hanım. Teşekkür ederim. Yanındaki beyefendi tanısaydık en sonunda. Kaçtı ama yine. Eleştiri okların hedefi haline gelmişti. Evli biriyle beraber görüşmek, büyük konuşmayayım ama hiç bana yakışır mı sizce? Yakıştırdınız mı bunu bana? Bence siz de inanmamışsınız böyle bir şeye. Daha sonra gönlünü genç iş insanı Taha Bilici'ye kaptıran Tilki aradığı aşkı onda da bulamamıştı. Bir dergiye röportaj veren genç popçu aşk hayatında tek bir kişiye bağlı kalmadığını söylemiş, aşka bakış açısını belli etmişti. Türkiye'de yaptığı işleri beğenilmeyen ve konserleri iptal olan Tilki eleştirileri kabul etmeyip ciddiye alınmayan açıklamalarına devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Uzi'nin albüm tanıtımına giden Tilki, çekildikleri samimi pozu sosyal medyasından paylaşarak hayranlarına Uzi ile barıştıklarını düşündürdü. Herkes Uzi ile barıştığını düşünürken bomba etkisi yaratacak iddiayı yorumcumuz Seren Serengil açıkladı. Evet Seren, İzmir'de sen bir otelin lobisindeyken içeri girdiler. Yok. Onlar oturuyorlardı. Ha öyle mi? Sen ben içeriye mi? Girince beni gördüler. Evet. Onlar dışarıda oturuyorlardı. El ele miydiler? El elelerdi. Ondan sonra tabii topuk. Serengil, Tilki'nin sevgilisini bacağındaki haç dövmesinden tanıdı. Bence dansçısı mı bu çocuk bilmiyorum. Haç işareti var bacağında falan. Böyle bir sen değişik. Oradan tanıdın. Tabii benden kaçar mı ya? Sevgilisi bambaşka biriydi. İlk defa bizim duyurduğumuz aşkın yankıları devam ederken Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla... Aşkına aykırdı. Bizi haklı çıkardı. Paravan aşkı Uzi ve babası yaşında Haldun Demirhisar'ın ardından Aleyna Tilki umarız ki gerçek aşkını bulmuştur. Peki Aleyna damadın çıkmış ortaya Seren. Çıkmış mı? Damadın. Allah Allah. Evet. Nerede? Tamam işte paylaşım yaptılar artık. Ha, yani artık official olarak. Evet, evet. Damat, bu geçen hafta verdiğiniz görüntü hatırlarsanız arkada. Ama paylaşımı da verelim ve onu da ya artık beni resmi. Görünce bir topukladılar. Evet. Ne gerek var yani? Paylaşım ben gazeteci bu. Değilim ki. Benden ne korkuyorsun? Gerçekten bir... Ya buna kahkaha atmak istedim yani. Kendisi şey de attı zaten. Aynen yani. Yeni patlattı çocukları. Ama güzel bir şey yani. Peki, yaşı yaşınıza kimmiş? Uygun bir şey yok gibi. Dansçısı bundan. Mı? Aranjör mü? Ya birlikte da... çalıştığı ekibinden biri. Ama her türlü işi yapabilecek Rodisi bir şey. Mi? Rodisi mi? Rodisi. Yok Rodisi değildir canım. Yok, yok bu çocuk canım. Bence dansçı. Ama size bir şey söyleyeyim çok yakışmışlardı ya. Ya. Ben Aleyna'yı ilk defa... Ya tabii Uzi'ye yakışıyor muydu? Yakışmıyordu koca adamla bu... Uzi ha? Koca mı adam? Uzi değil mi? Ya Uzi değil mi o? Uzi koca bir adam değil ya. Ben rapçilerle yani bence Aleyna... Saçları da benziyor bunların. Harcanır. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben bunları gördüm yabancı zannettim bunu. Aleyna'yı da tanımadım. Şey çocuk uzun mu boylu? Çocuk da uzun. Aleyna da uzun. Ben Aleyna'yı en son birkaç sene önce yani... Küçükken... Stardayken benim programa gelmişti.
Daha normal standartta bir kızdı ama o kadar güzelleşmiş ki, boyu da uzamış iyice. Bir de değerini bilse kendinin. Fiziği de çok güzel. Yani böyle peri kızı gibi, gerçekten çok güzeldi. Hatta ben onu yabancı bir çift zannettim. Hani öyle bir bakayım dedim. Sonra birdenbire beni böyle koşmaya başlayınca, bunlar dedim beni görünce niye koşmaya başladı? Ondan sonra da yanındaki de geldi, bana çarptı. Ne elimdeki... yaptın? Ne yaptın? Tutuverdim onu. Ha. Niye kaçıyorsun dedim. hadi dedim yürü. Yani bu kadardı. Hani bir şey, yasak aşk yaşamıyorsunuz. Bak, yasak aşk yaşayan teyzelerin göğüslerine gere gere dolaşıyorlar yani, hiç utanmadan. Yani saklayacak herhangi bir şey yok. Güzel bir şey yaşıyorsunuz. Yaşı yaşına. Tabii de bir ya, aynen tip, öyle. Tip tip de oluyor, tamam güzel, saklayacak bir şey yok. Kimsenin abdestinden şüphesi yoksa saklamaz. Aleyna'yı düzgün aşk çok motive ediyordu. Biz şimdi Emrah Karaduman için hani ondan büyük diyorduk, işte onun yaşı küçük diyorduk bilmem ne. Ama Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi yapan adam oldu. Kesinlikle. Ve star yapan adam oldu. Kesinlikle. Ondan sonra da tümüyle kesinlikle hiç durumu hiç iyi olmadı. Mutluluklar diliyoruz be.